Yani sen kadim bir geleneğin İslam medeniyetinin varisidir. Bizim davamız insanlık davasıdır. İnsanca yaşama davasıdır. Hak, adalet, eşitlik ve inanç özgürlüğü davasıdır. Bizim davamız mazlumun elinde tutma, zalime karşı dik durma davasıdır. Bizim davamız ahlaklı nesiller yetiştirmek ve tevhid davasıdır. Böyle büyük bir sorumluluğu alan bu büyük teşkilatın üstlenmiş olduğu misyon gereğiyle ise medeniyetler değerlerimizi sınırların ötesine taşıyıp adil bir dünya düzenini kurmak zorundayız. Ve Bitlis'te de yerel seçimlerle ilgili eğer ilimize hizmet istiyorsa, bir şeylerin değişmesini istiyorsa, yaşam standartlarımızın değişmesini istiyorsa ilimizde de Allah rızası için bizlerle beraber olun, bize destek verin, sizler de sahada eşinize, dostunuza bunu anlatın. Hiçbir değerde örtüşmeyen, hiçbir değeri paylaşmayan, ortak hiçbir paydası olmayan partiler bir arada şu anda. Allah aşkına ben size soruyorum. Bugün Saadet Partisi ile HDP hangi değerde buluşuyor? Hangi ortak paydada buluşurlar? Bir bana söyleyin. Var mı ortak değerleri? Ama şu an kol kolalar. Şu an Türkiye'nin her tarafında bakın. İyi Parti sözüm ona Milliyetçi Hareket'ten kopma öyle parti olarak ortaya çıkmış. Ama İyi Parti diğer tarafta tam zıt bir parti var CHP. Tam zıt bir kutup var Saadet. Onun da tam zıt bir kutubu var HDP. Ya bu dört parti hangi güç bir araya getirir? Kendileri isteyerek bir araya gelebilirler mi? Asla. Talimat almadan bu dört partinin bir araya gelmesi mümkün değil arkadaşlar. Geçen Adil Cevaz'daydım. Adil Cevaz'da aynı şekilde şu anda HDP yani sırtını PKK'ya yaslayan, bunu ben söylemiyorum. Bunu kendi genel başkanları söylüyor. Diyor ki HDP'nin genel başkanı biz sırtımızı Kandil'e yaslamışız, gücümüzü de PKK'dan alıyoruz. Şu anda Adil Cevaz'da sırtını PKK'ya yaslayan, gücünü Kandil'den alan partiyle sözüm ona Erbakan'ın partisi bir aradalar. Ama Erbakan Allah rahmet etsin. Erbakan hocamız yok. Ama ne diyorlar? Biz onun şeyiz diyorlar. Ya Allah aşkına. Var ya hocamızın kemiklerini sızlatmayın. Sızlatmayın yani isim kullanmayın. Bugün Saadet Partisi Allah aşkına. Allah rahmet etsin. Erbakan hocanın hangi değerlerini paylaşıyor? Diğer tarafta Mutti'de aynı şekilde bakın. HDP İYİ Parti ile kol kola. Gizlemiyorlar bunu açık açık yapıyorlar. Ve ne yazık ki bunu çok üzülerek söylüyorum. Bunu hakikaten çok üzülerek söylüyorum. Son 3 gündür aynı aymazlık Bitlis'te var. Aynı aymazlık Bitlis'te var. Son 3 gündür Saadet Partisi ile HDP'nin yöneticileri gizli gizli bir araya geliyor. Toplantılar yapıyorlar, buluşuyorlar ve biz ne yaparız da AK Parti'yi kazandırmayızı konuşuyorlar ha. Sen kazanırsın, ben kazanırım konuşmuyorlar. Ya biz ne yaparız ya AK Parti'yi kazandırmayız? Peki Allah aşkına. Allah Teala sizin gözünüze, dizinize düşsün. AK Parti size ne yapmış? AK Parti hizmetten başka ne yapmış? Peki siz ne yapmışsınız? Hizmeti nereye yaptılar? Hepiniz biliyorsunuz. Benim çok açıklamama gerek yok. Görevde oldukları süre boyunca HDP Belediyesi bütün belediyenin imkanlarını, belediyenin bütün gücünü, kamyonunu, iş makinesini, mühendisini, işçisini, memurunu, şoförünü Ölek'teki kampa aktardı. Biz bunları takip ettik. Elimizde bunlarla ilgili yüzlerce belge var. Kayıtlar var, resmi belgeler var. Bütün kaynaklarını Ölek'teki kampa... Orada ne yaptılar peki? Yine orada sözüm ona kurdukları mahkemeyle yine bizim insanımızı yargıladılar. İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan birilerini getirip yargılamadılar. Bakın, bu kadar da çok affedersiniz alçaklar. Kendi memleketlerinden, kendi insanlarının aldıkları oyla kendi insanlarını yargıladılar.
Batı'dan birilerini getirip burada haraç almadılar. Yine bizim buradaki Kürt halkımızdan haraç aldılar. Ne istiyorsunuz Allah aşkına? Çekil elinizi bizim üzerimizde. Postanemizin haracını yaptılar. Taksi durağını yaptılar. Esnaftan haraç aldılar. Çünkü biz Bitlis'te her gün onu yaşıyoruz. İnanın kaybedersek her gün o acıyı yaşayacağız. Bir kimseden korkmayın. Alanda olun. Kahvelerde, köyümüzde kafası karışık olanlara bunları anlatın.